Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Türkiye savunma sanayide gelişmeye devam ediyor. Envantere aldığı silah sistemleri Türk ordusunun gücüne güç katıyor. Bugünkü konumuz Türkiye'nin en gizli 5 teknolojisi ve bu sistemlerin sahada Türk silahlı kuvvetlerine kazandırdığı kabiliyetler. Videomuza başlamadan önce bu sistemlerin kamuoyuna yansıdığını, paylaştığımız bilgilerin her yerde bulunabileceğini, sistemlerin gizli olan kısımlarının bilgilerinin devlet sırrı olarak saklandığı ve gizli olan kısımlarının sistemlerin yazılımları olduğunu belirtelim. Bu videoda anlattığımız sistemlerin gizli olan kısımları hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bu ve bunun gibi videolarımızda herhangi bir gizli bilgi paylaşılmamaktadır. 1. Aselsan Koral Elektronik Harp Sistemi. Aselsan Koral, çalıştığı yerdeki tüm iletişimi durduran ve düşmana ait bütün elektronik sistemleri çalışamaz hale getiren bir sistem. Kullandığı teknoloji, yazılım ve frekans bilgileri tamamen gizli tutuluyor. Koral Mobil Elektronik Harp Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp üretilmiştir. Ana yüklenici Aselsan olup 56 yüklenici ile birlikte geliştirilmiştir. Koral hizmete girmeden önce 1000 farklı testten geçmiştir. Testleri başarıyla tamamlayan Koral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Şubat 2016'da teslim edilmiştir. Koral yerli imkanlarla üretilen mobil elektronik harp sistemidir. Amacı düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmaktır. Sistem 8x8 taktik araç üzerine entegre edilmiştir. Sistem iki ana yapıdan oluşmaktadır. Koral ED olarak adlandırılan elektronik destek sistemi, düşman radar yayınlarını algılayıp takip ediyor. Radarı algıladıktan sonra frekans değeri tespit ediliyor. Daha sonra ise devreye, Koral ET, yani elektronik taarruz sistemi devreye girerek düşman radarlarının sinyallerinin bozulması için karşı yayın yapıyor. Böylece düşman radarlarına karşı çok etkili olabiliyor. 2015 Rus Su-24 uçağının düşürülmesi olayından sonra sınırda etkin görev yapmaya başlamıştır. Şu an için Koral, Suriye iç savaşı sebebiyle sınır ötesinden gelebilecek her türlü tehdide karşı sınıra yakın bölgelerde konuşlandırılmıştır. 12 Kasım 2020 tarihinde Aselsan'da gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koral'ın yeni versiyonun geliştirildiğini açıklamıştır. 2. Vestel Kargı. Yerli Harop'ta diyebileceğimiz sistem, Vestel tarafından sessiz sedasız geliştirilmeye devam ediyor. Proje hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor. Sistem o kadar gizli ki sadece söylentiler mevcut. Vestel tarafından geliştirilen sistemin motorunun hazır olduğu iddia ediliyor. Ve bu motorun TEİ tarafından geliştirilen PG-50 olduğu söyleniyor. Sistemin en yakın zamanda envantere girmesini dileyelim ve diğer sistemimize geçelim. 3. Otonom Kamikaze. Türkiye, Alpago ve Kargo gibi kamikaze İHA'ları yerli olarak üretmeyi başararak dünyada büyük ses getirdi. Bu silahların en büyük özelliği ise büyük oranda otonom hareket edebilmeleri. Yani Türkiye'nin yerli kamikaze İHA'ları, yapay zeka sistemleri ve gelişmiş algoritmalarıyla savaş sahasında hedefleri otomatik olarak tespit edebiliyor. Bu aşamadan sonra kamikazelerin sürü halde operasyon yürütebilmesi için gereken sürü teknolojisi üzerinde çalışılıyor. Türkiye kamikazeleri sürü halde kullanmaya başladığında savaş meydanına salınacak yüzlerce kamikaze drone'u durdurabilmek neredeyse imkansız olacak. Bu kadar kritik bir teknolojinin yazılımları ise tabii ki şirket ve devlet tarafından gizli tutulacak. 4. Aselsan Gizli Lazer. Geçtiğimiz yıllarda lazer sistemleri konusuna ilgi alan Aselsan, bu alanda da ortaya oldukça başarılı sistemleri çıkarmayı başardı. Ama benim asıl merak ettiğim konu, 2018 yılında Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün bir konferansa katılmıştı. Antalya Bilim Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu Milli Teknolojide Aselsan konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, buradaki konuşmasında Aselsan üzerinde çalıştığı çok yeni ve daha önce görülmemiş bir lazer sistemini tanıtıp üzerine konuşmuştu. Üstünden neredeyse artık 3,5-4 sene geçti ve bu projenin akıbetiyle alakalı hala bir bilgilendirme yapılmadı. Hal böyle olunca merak konusu olmaya başlıyor. Çünkü bizzat yönetim kurulu başkanının tanıtıp duyurduğu bir projenin durdurulduğunu ya da askıya alındığını düşünmüyorum. Uzun zamandır bu videoyu yapmak için araştırmalar yapmış olsam da gerçekten net bir bilgiye ulaşmak inanın bana neredeyse imkansız. Bu kadar uğraşmama rağmen herhangi bir bilgiye ulaşmamış olmam bana bu projenin duyurulduktan sonra arka plana alınıp sessiz sedasız gizli bir şekilde geliştirildiği ihtimalini düşündürdü ki yüksek ihtimalle de durum böyle. 5. Hava Soğuş Projesi. Koral'ın hava versiyonu diyebileceğimiz hava soğuş sistemi bizi diğer devletlerden askeri anlamda üstün tutacak bir sistem. Koral'ın ne kadar üstün bir sistem olduğunu zaten biliyoruz. Bunun üstüne Koral'ın hava versiyonu geliştirilecek. Hava soğuş, hava savunma erken ihbar ve radarların tespit edilmesi ve düşman sistemlerinin nerede olduklarının bulunmasını sağlar.
Sınır ötesi harekatta bu sistemlerin bize ve müttefiklerimize karşı kullanılmaması amacıyla karıştırılması ve aldatılması amacıyla geliştirilecek. Düşman savaş uçaklarını iletişimsiz bırakacak olan çok değerli bir silah olan hava savaş, 5. nesil savaş uçaklarının çok fazla yeteneğini sakat bırakarak havada adeta işlevsiz bırakacak. Bu sistemlerin yazılımları, kara versiyonu olan Coral'da olduğu gibi gizli tutuluyor. Aselsan'ın Coral teknolojisinin hava kuvvetlerine bir uyarlaması olan hava savaş prosesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri gökyüzünde de elektronik karıştırma uygulama yeteneğine kavuşacak. Düşman savaş uçaklarını iletişimsiz bırakacak, çok stratejik bir silah olan hava savaş ile tamamıyla uçan bir bilgisayar sayılan 5. nesil savaş uçaklarının pek çok yeteneği kısa havada adeta kör bırakacak. Türk savunma sanayi her geçen gün yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Bu videomuzda kamuoyuna yansıyan sistemlerden bahsettik. Büyük ihtimalle kamuoyuna yansımayan, sadece etkili isimlerin bildiği projeler de mevcuttur diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi yargı faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.